İlişkin pek çok bilinmeyen detay var. Onları öğreneceğiz. Ferhat Özkaner karşımızda. Ferhat, isli kahvenin nasıl yapıldığını merak ediyoruz. Diğer kahveler, Türk kahvesinden örneğin farklı bir yapılış tarzı var mı? Ve onu diğer kahvelerden ayırt eden özelliği nedir? Evet, isli kahve 1890 yılında, yani 134 yıllık bir geçmişi var isli kahvenin ve aile de o geleneği hiç bırakmamış aslında. Dededen toruna uzanmış ve o kahve geleneğini devam ettirmiş. Bugün ise 600 yıllık tarihi Fidanan'da, Bursa'da isli kahve yapılmaya devam ediyor. Tabii normal kahveden farklı yapımı var. Normal kahve cezvede yapılırken işte isli kahve ekranlara yansıdığı gibi fincanda yapılıyor. Fincan içerisinde kahve karışımıyla birlikte yine normal şartlarda 1890'da közde yapılıyormuş. Bugün ise yine ailenin devamı onu alev içerisinde, yine fincan içerisinde devam ettiriyor. Tabii 1890'larda hemen değirmenleri de göstermek istiyorum. Sol tarafımızda ufak bir kahve değirmenimiz de var. O kahve değirmeninde kahve çekiliyor ve ardından da o taze kahve ile yine İsli kahvenin yapımı devam ediyordu. En büyük özelliği ise isli kahvenin telvesinin dibe çökmemesi. Kahvenin en büyük özelliği bu. Yani her yudumda kahvenin üzerinde bulunan telveler aşağı doğru iniyor. Ancak dibe hiçbir zaman çökmüyor. Bu da kahve sevenlerin, kahve tiryakilerinin en sevdiği kahveler arasına girmesine neden oluyor. Telvesinin dibe çökmemesi. Tabii kahvesi de farklı isli kahvenin. Ne var içerisinde? İçerisinde 12 çeşit bitki var isli kahvenin. En büyük özelliklerinden biri de bu. Farklı farklı içerisinde lezzetler barındırıyor. Ne var içerisinde? 12 çeşit bitki dedik. Keçi boynuzu özünden kakuleye, zerdeçaldan ham kakao tozuna, çörek otuna varıncaya kadar 12 farklı çeşit bitki içerisinde karıştırılıyor ve ondan sonrasında da kahve ortaya çıkıyor. Tabii hem pişirme tekniği hem içerisinde bitkilerde farklı olunca isli kahve ortaya çıkmış oluyor. 1890 yılında ilk olarak Erzurum'da yapılmıştı isli kahve. Esat Efendi o dönem kervanlardan gelen ticaret yapanlara isli kahve ikramı yapıyordu. Yine ailenin devamı, aradan yıllar geçti ve 15 yıl önce isli kahveyi yapmaya devam etti. Ve bu noktada tarihi Fidanan'da 600 yıllık Bursa'nın en eski noktalarından birinde o kahveyi yapmaya devam ediyor. Tabii ki dünyada telvesi çökmeyen tek kahve olma unvanını da isli kahve taşıyor. Bursa'ya yolu düşenler, özellikle yurt dışından gelenler de adını duyanlar isli kahveyi içmeden bu noktadan ayrılmıyor diyelim. Bursa'dan sözü tekrar sana bırakalım. Evet sevgili seyirciler, bu bağlantıyla birlikte öğle ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Bahar Gökkuş Şahin'e de teşekkür ederim.